Otoriteden herkese merhaba, ben Halit Volkan. Yepyeni otomobillerin test sürüşlerinden klasik otomobillere, motor sporlarından otomobil dünyasına ait en sıcak haberlere kadar dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Emniyet kemerlerinizi bağlayın, otorite başlıyor. Skoda'nın amiral gemisi Superb yenilendi. Otomobil dünyasından en sıcak haberler. Türkiye Otokros Şampiyonası Ankara'da start aldı. Fiat, kompakt crossover segmentine 500 L ile iddialı bir giriş yaptı. Superb 2001 yılında yollara çıktı ve yollara çıkış hikayesi de aslında enteresan. 1990'lı yıllarda Volkswagen grubu çatısı altına giren Skoda'da bir takım yenilikler yapılmaya zaten başlanmıştı ama bir de amiral gemisine ihtiyaç vardı. Bu da Skoda tarihinde bulundu. Geçmişte Superb diye bir model üretilmişti ve büyük ve lükstü. Bunu tekrar hayata geçirmek için Volkswagen çok akıllıca, bana göre en azından çok akıllıca bir yöntem izledi. Yepyeni bir otomobili sıfırdan tasarlamaktansa Volkswagen'in Çin'de sattığı Passat'ın şasisi alındı. Ki bu şasi Avrupa'da satılan Passat'tan 10 santim daha uzundu ve üzerine Superb yerleştirildi. Böylece hem orta sınıfta rakiplerine göre çok daha büyük görünen, özellikle de arkada inanılmaz bir diz mesafesi sunan bir otomobil elde edildi. 2008 yılında ikinci nesline geçen Superb şimdi yenilendi. Yenilenmekten kasıt elbette makyaj operasyonu, ancak gerçekten kapsamlı bir makyajdan bahsediyoruz. Skoda tarihinin en kapsamlı yenilenme operasyonlarından birini gerçekleştiriyor, özellikle son bir yıldır. Burada teknolojik olarak bir yenilenmeden bahsetmiyorum. Zaten neredeyse 20 yıldır Volkswagen teknolojileriyle bu yenilenmeyi devam ettiriyor. Ancak önemli olan nokta tasarım noktası. Çünkü Skoda kendine ait bir karakter yaratmaya tekrar karar verdi. Ve daha önce kullandığı karakteri bir kenara koydu, yani tasarım dilini. Yeni tasarım dili ise bana göre eskisine göre çok daha ciddi görünüyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa pazarında daha fazla kişi tarafından tercih edilme şansının yükseldiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Türkiye'de de. Peki burada neler değişiyor? Hatırlarsanız Rapid bu yeni tasarım dilinin ilk örneği olmuştu. Ve hemen arkasından gelen Octavia da tasarım dilinin devamının garantisi haline gelmişti. Şimdi de Superb'de benzer bir yüzle karşı karşıyayız. Eğer dikkat ederseniz özellikle ızgara bölümünde çok ciddi bir değişiklik var. Bu Skoda'nın yeni ızgarası. Ve burada farkı yaratan unsurların bence en önemlisi elbette logonun ızgaradan çıkartılıp motor kaputunun uzatıldığı bölüme taşınması. Böylece Skoda hem daha belirgin bir konumda duran yeni logosuyla farklılık yaratmaya çalışıyor. Hem de daha büyük ve krom kaplı ızgarayla da elbette daha elit, daha lüks bir görünüm sağlıyor. Bununla birlikte farlar yine Volkswagen grubunda özellikle Audi'yi anımsatıyor diyebilirim. Köşeli farlar içinde en azından yüksek donanımda bir Xenon teknolojisini de taşıyor. Alt tarafta ise eskisine göre daha sportif görünen ve daha büyük bir hava ızgarası ile birlikte sis lambaları standart. Gelelim profile. Aslına bakılırsa Superb'in ön ve arka tasarımı tamamen yenilendi. Yani bütün parçaları yeni. Ancak buna karşılık boyutlarda kayda değer bir değişiklik yok. Uzunluğu 4833 mm. Aks mesafesi de zaten eski versiyon üzerinde olduğu için 2761 mm. İlginç olan nokta şu. Biliyorsunuz Volkswagen grubundaki bütün yeni modeller yeni MQB adı verilen platform üzerine geliştiriliyor. Ancak Superb makyaj operasyonu olduğu için hala eski şasi üzerinde devam ediyor. Tasarım olarak bakıldığında aslında benim en çok dikkatimi çeken nokta kapıların büyüklüğü. Bu sayede otomobile giriş ve çıkış gerçekten kolay olacak. Bunu sağlayansa tasarım olarak bakıldığında özellikle arka kısmın kapılardan sonraki bölümünün bir sedan için son derece kısa olması. Keza burun bölümü de öyle. Yani Skoda tasarımcıları ellerindeki şasi üzerine bir otomobil geliştirirken burun ve arka kısım uzantılarını mümkün olduğu kadar kısa tutup kalan bütün alanı iç mekana yansıtmaya çalışmışlar. Bence bunda da başarılı olmuşlar gibi görünüyor. Arka tasarıma gelince
bana göre karakter değişikliği ön tarafa göre arka tarafta daha fazla hissediliyor. Özellikle de stop lambalarında. Burada artık eskisine göre çok daha düz ve köşeli hatlara sahip stop lambaları var. Üstelik plakalıkta artık tampondan bagaj kapağına taşınmış. Ve dediğim gibi yeni Skoda yüzünün özellikle de Octavia ile kıyaslandığında çok belirgin bazı ortak noktalar olduğunu göreceksiniz. Stop lambalarıyla ilgili ilginç bir özellik var. Artık burada ışık tüpleri kullanılıyor. Ancak 3 tane ışık tüpü var. Octavia'da 2 ve daha alttaki Rapid'de ise 1 tane. Yani burada bile bir hiyerarşi gözetilmiş. Gelelim bagaj bölümüne. Superb ilk yollara çıktığında Skoda tasarımcılarının bir sürprizi vardı. Bagaj bölümüyle ilgili. Biliyorsunuz sedanlarda bagaj kapağı sadece tek başına açılır. Farklı olarak liftback'lerde ise bagaj kapağıyla cam tek parça olarak açılır. İşte Superb'de bu iki işlemi de yapabiliyorsunuz. Plakalıktaki düğmeye dokunduğunuzda sadece bagaj kapağı açılıyor ve karşınıza 565 litrelik gerçekten kullanışlı bir bagaj çıkıyor. Ancak burada bagaj ağzı çok dar. Dolayısıyla büyük yükleri yükleyemezsiniz. Bunun için diğer düğmeye basmanız gerekiyor. Yani daha sağdakine. Böylece camla beraber açılan bagaj kapağı sayesinde her türlü yükü buraya koymak çok kolay. Superb Türkiye'ye biri benzinli, üçü dizel olmak üzere 4 motor seçeneğiyle geliyor. Bizim kullandığımız 1.6 litrelik TDI yani turbo dizel versiyon. Bu motoru zaten Volkswagen grubundaki diğer markalarda ve Skoda'da elbette uzun zamandır kullanıyor. 105 beygir gücündeki bu motorun maksimum torku 1500 devirden 2500 devre kadar sabit olmak kaydıyla 250 Nm. Makyajlı Superb'in iç mekanında da elbette bazı değişiklikler var ama ben genel olarak anlatmayı tercih edeceğim. Eğer dikkat ederseniz Skoda'nın yanı sıra Volkswagen grubundaki birçok markayla benzer bazı çizgiler olduğunu fark edeceksiniz. Zaten bu daha önceki nesillerde de Volkswagen grubunda karşımıza çıkan unsurlardan bir tanesi. Superb'in iç mekanında bence en önemli özellik yatay olan çizgilerin ön yolcu koltuğunun ön tarafında dış bükey bir hal alması. Böylece hem o yolcu için daha geniş bir alan yaratılmış oluyor hem de iç mekanda bir hareketlilik sağlanıyor. Platformunu paylaştığı o zamanki Passat'la bence aradaki en büyük fark bu. Çünkü Passat'ın çok daha düz bir kokpiti vardı. Ancak Superb'te hem bu kokpitte biraz hareket yaratılıp hem de elbette ahşap kaplamalarla zenginleştirme yoluna gidilmiş. Orta konsola geldiğimizde en üstte son derece tipik bir çift havalandırma ızgarası var. Hemen altında ise gerçekten tek başına olduğu için hem fark edilmesi hem de kullanılması kolay olan dörtlü ikaz lambası. Bu geniş tutulan orta konsolun hemen ortasında aslında sürücünün eline en yakın yerde bir büyük ekran var. Renkli olan bu ekranda temel olarak bakıldığında müzik sistemi ve telefon sisteminin kumandalarıyla karşılaşıyoruz. Hem yandaki düğmelerden ana menüler seçilebiliyor hem de dokunmatik olarak diğer ayarlar ekran üzerinden yapılıyor. Bunun altında ise elektronik klima sistemi var. Büyük düğmeler işi kolaylaştırıyor. Superb'te bence en önemli özelliklerden bir tanesi bütün motor seçeneklerinde otomatik şanzımanın sunulabilmesi. Yani DSG çift kavrulmalı şanzımanın. Elbette bu da Volkswagen'den alınan bir teknoloji ve üstelik 1.6 litrelik TDI versiyonu sadece Türkiye'de en azından şimdilik DSG ile satılıyor. Yani bu anlamda Türkiye'nin bir de öncüğü ya da ayrıcalıklı durumu var. Vites kolunun iki yanına bazı düğmeler yerleştirilmiş. Sürücüye yakın olan tarafta ESP, lastik basınç takip sistemi ve start stop sisteminin düğmeleri bulunuyor. Sağ tarafta ise park sensörleriyle birlikte otomatik park sisteminin düğmesi var. Evet, Superb eğer siz isterseniz kendi kendine park edebiliyor. Üstelik yenilenmiş halinde sadece paralel park değil, dikine park etme yeteneği de var. Direksiyon simidi ve gösterge paneline gelince bu dört kolu direksiyon simidi yeni bir tasarım. Bence ele iyi oturuyor ve büyüklüğü gayet iyi. Gösterge tablosu da iki tane büyük analog ve ortada da büyük bir dijital ekrandan oluşuyor. Analog göstergeler biraz derine gömülmüş. Alışıldığı gibi. Ancak gösterge tablosu gri zemine beyaz yazılı ve orta bölümü de siyah. Üstelik özellikle devir saati bölümünde çok fazla ince çizgi var. Bu açıdan bakıldığında bana çok da elit gibi gelmedi. Ancak takip etmesi kolay.
İç mekan genişliğine gelince, işte Superb'in orta sınıftaki en önemli avantajlarından bir tanesi bu. Gerçekten de ilk neslinden itibaren bu sınıftaki otomobiller arasında özellikle arkadaki diz mesafesi konusunda hep en iyilerden biri oldu ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Arkaya giriş çıkış son derece kolay. Arkada diz mesafesi gerçekten geniş. Baş mesafesinde de önemli bir sıkıntı yok. Arkadaki yolcular için iki tane önemli akıllı çözüm var. Bunlardan bir tanesi kapı içlerinde saklı. Kapıyı açtığınızda orada bir boşluk var ve o boşluğa elinizi uzatırsanız elinize bir şemsiye gelecek. Dolayısıyla bu otomobil makam otomobili olarak da kullanılabilen bir araç olduğuna göre sürücü patronunun arabadan inmesinden hemen önce oradaki şemsiyeyi çekip açabiliyor. Üstelik ıslakken de oraya koyabiliyorsunuz çünkü oradaki su tahliyeden dışarı atılıyor. Gelelim Superb'in sürüşüne. Öncelikle motor şanzıman ikilisinden başlamak istiyorum çünkü Türkiye için özel. 1.6 litrelik dizel motor zaten bildiğimiz tanıdığımız bir makina. Tork üretim karakterine baktığımızda 1100-1200 devre kadar çok canlı olduğunu söyleyemeyeceğim ama hemen ardından yani 1300 devir ve sonrasında ki zaten 1500 devir dakikada maksimum torkuna ulaşıyor, iştahlı bir çekişle karşı karşıya geliyoruz. Bu çekiş gücü, daha doğrusu tork, 2500 devir dakikaya kadar 250 Nm gibi aslına bakılırsa yüksek bir değerde devam ediyor. Zaten sonrasında da beygir gücü üretimi de iyice yukarıya çekildiği için 4000 devire kadar yaklaşık Superb hızlanmaya devam edebiliyor. Hem de zorlanmadan. Zorlanmadan diyorum çünkü sonuç itibariyle 1.6 litre 105 beygirlik bir motordan çok fazla hey beklememek gerekiyor. Üstelik de bu kadar büyük bir karoserde. Ancak yine de hem 7 ileri vitesli DSG otomatik şanzımanın katkısı hem de elbette tork üretimi sayesinde canınızı sıkacak bir performans da yok. Motor şanzıman uyumuna gelince, evet DSG şanzıman son derece hızlı çalışıyor. Gerektiğinde 3 vitesi tek seferde değiştirebiliyor. Yani örneğin 7. vitesten 4. vitese tek seferde geçebiliyor. Bunlar çok iyi değerler. Ancak bazı noktalarda herhalde tork devriyle o ayarlanmış olan vites oranları çok uyumlu olamıyor ki bazı noktalarda biraz bekliyor. Hatta örneğin bir yokuş tırmanırken gaz pedalını biraz daha ittirdiğinizde yani yavaşlama hissettiğinizde ve hızlanmak istediğinizde şanzıman biraz bekliyor ve sonra sert bir şekilde vites değiştiriyor. Bu da sürüşün akıcılığına biraz darbe vuruyor. Normal D konumundayken şanzıman elbette yakıt tüketimini düşürmek için mümkün olan en düşük devirde vites büyütüyor. Ama biraz sportiflik istiyorsanız vites konunu S yani sport konumuna almanız gerekiyor. Bu durumda şanzıman vitesleri büyütmek için daha yüksek devirleri bekliyor. Tabi bu arada eğer arzu ederseniz vitesleri manuel olarak değiştirmeniz mümkün. Ancak maalesef direksiyon sivilinin arkasında vites değiştirmek için kulakçıklar yok. Dolayısıyla vites kolunu sağa ittirip ileri ve geri hareketlerle vites büyütüp küçültmeniz gerekiyor. Gelelim süspansiyon sistemine yani konfor ve yol tutuşa. Aslına bakılırsa yenilenmemiş halinden çok da farklı değil. Zaten bu uzunlukta bir aks mesafesindeki otomobilden konforsuz olmasını beklemiyoruz. Daha doğrusu süspansiyon sistemi özellikle sertleştirilmediyse. Superb ağırlıklı olarak dengeli bir yol tutuş performansı ve konfor sunmak için üretilmiş bir otomobil. Sonuç itibariyle hem aile kullanımı hem de makam otomobili olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla hem arkadaki yolcuyu ya da yolcuları konforlu olarak A noktasına B noktasına götürmek zorundasınız. Ama aynı zamanda virajlı yollarda da elbette güvenli bir yol tutuş sağlamak zorundasınız. İşte bu yüzden Skoda mühendisleri bu ayarı dengeli yapmaya çalışmış. Bu dengeli tutum açıkçası benim hoşuma gidiyor. Yani keşke bütün otomobiller benzer tutuma sahip olsa. Keza direksiyon sistemi de benzer bir anlayışın ürünü. Çok sert değil. Tepkileri net ve zamanında geliyor. Hatta bazı durumlarda direksiyon tepkisinin biraz gecikmeli olduğunu bile söyleyebilirim. Ancak böyle bir otomobilde bu çok göze batan bir durum değil. Eğer sportif bir otomobil olsaydı elbette olumsuz eleştirirdim ama genel olarak sakin kullanılması daha uygun olan, sakin kullanım için üretilen bir otomobilde böyle bir direksiyon sisteminin olumsuz eleştirecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum.
Superb'de beni etkileyen özelliklerden bir tanesi süspansiyon sisteminin gerçekten sessiz çalışması. Şu anda oldukça bozuk sayılabilecek bir köy yolunda ilerliyorum ve çok fazla sayıda bozuk zeminle karşılaşıyorum. Yani çukurlar, tümsekler, bazı beton kalıntıları ya da asfalt kalıntıları gibi. Ancak hem çok fazla sarsılmıyorum hem de süspansiyon sisteminden korkutucu sesler gelmiyor. Motorun 1.6 litre olmasına aldanmayın. Evet, çok yüksek performansı değil diyoruz ama yine de özellikle şehir içi hızlara çıkarken ya da en azından 70-80 km hıza çıkarken o hızlanmalarda gerçekten son derece çabuk olduğunu söyleyebilirim. Yani sizi şaşırtacak kadar çabuk hızlanabiliyor. Her ne kadar 1.6 litrelik dizel motorla çok yüksek performans beklemeyin dediysem de aslına bakılırsa özellikle ara hızlanmalarda DSG şanzımanın hızı ve maksimum tork değerinin olduğu devir birbirini yakalarsa gerçekten çabuk bir hızlanmayla karşı karşıya geliyoruz. Görüş açılarına gelirsek, önde yanda herhangi bir problem yok. Tamam, aynalar ağ sütununa eklemlenmiş ve bu yüzden de virajlarda biraz perdeleme yapıyor çoğu otomobilde olduğu gibi. Ama çok önemli bir problem değil. Asıl problem arkada. Arka cam öylesine eğimli ki çok küçük bir alandan sadece geriyi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla özellikle arkada 3 kişi oturduğunda arka görüşünüz tamamen kapanabiliyor. İşte bu bence biraz problem. Sonuç olarak Skoda Superb hem sağladığı konfor ve geniş iç mekan hem 1.6 litrelik dizel motora eşlik eden otomatik şanzıman ve benzer bazı akıllı çözümleriyle orta sınıfta gerçekten nevi şahsına münhasır bir otomobil. Eğer sizin için prestijden çok kullanışlılık önemliyse Skoda Superb'i denemenizde kesinlikle fayda var. Superb lansmanında şimdi yanımızda Skoda Türkiye'nin genel müdürü Tolga Sen Yücel var. Merhaba. Merhaba, nasılsınız Ali Bey? Teşekkür ediyorum. Şimdi siz Skoda'da yenisiniz aslında. Evet. Ve gelir gelmez de aslına bakılırsa Skoda'nın son özellikle 2 yıldır başlattığı yeniliklere çok hızlı bir giriş yaptınız. Evet. Ve bunun son örneği de yanımızda. Evet. Yani yenilenmiş Superb. Öncelikle Skoda'nın genel durumundan bahsetmenizi rica edeceğim. Türkiye'de özellikle. Geçen yıl ne oldu, bu yıl ne olacak? Sonra da Superb üzerinde konuşalım. Peki, teşekkür ederim. Doğru, markamızda her şey yenilendi, yenileniyor, yenilenmeye devam edecek. Bugün de yeni bir aracın tanıtımını yapıyoruz sizlerle birlikte. Skoda Türkiye olarak bakarsak, geçen sene 2012 yılında 2011 yılına kıyasla %37 büyüme performansıyla kapattık ki pazarda toplam binek pazarında ufak bir daralma söz konusuydu bildiğiniz üzere. Bu sene Temmuz sonu rakamlarını geçen sene aynı döneme kıyaslarsanız Skoda markası %33 bir büyüme performansı sergiledi ki pazar %19,5 büyüdü. Bu anlamda pazarın daha üzerinde bir gelişim gösterdik. Tabii bu bizim sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi yılın ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde yeni lansmanını yaptığımız ürünlerin de buna katkı vermesiyle mümkün oldu. Özellikle ikinci çeyreğin başında Türkiye lansmanını yaptığımız Octavia ki markamızın kalbi diye geçiyor. Toplam satışlarımızın %39'unu oluşturuyor. Ve şu ana kadar da yeni Octavia'dan Nisan'dan bu yana 2700'ün üzerinde adet satışı gerçekleştirdik. Daha doğrusu müşterimiz tercih etti. Ve yılın sonunda da yine Octavia'yı 4000 adetlerin üzerinde bir satışta kapatmayı hedefliyoruz. Şimdi bugün tanıtımını yapmış olduğumuz Superb bizim ürünümüzün, Skoda markamızın amiral gemisi niteliğinde D segmentine hitap ediyor. 4.83 metrelik bir araç ve aracın sadece dış fiziki uzunluğu değil, aynı zamanda iç yaşam alanı hakikaten hem beklentilerin hem de segmentinin üzerinde. Yıl sonuna kadar bu araçtan yenilenmiş Superb'ten 1600 adet daha satmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 900 adet satış gerçekleştirdik. Çünkü müşterilerimiz değişe kanısıyla bir beklenti satın almıştı. Ama yılı toplam 2500 adet Superb satışıyla segmentinde de %5 pazar payıyla kapatmayı hedefliyoruz. Peki Superb'den sonra başka yenilikler de olacak diye biliyorum. Bunlardan da biraz bahsedelim isterseniz. Tabii. Çok haklısınız. Yani Skoda markası 2015 yılı sonuna kadar her 6 ayda bir ya bir yeni kasa ya da yenilenmiş bir yüzle müşterilere karşısında çıkma vaadiyle yola çıktı. Önümüzdeki ay Rapid ki Mart ayında Türkiye lansmanı yaptığımız yeni ürünümüz, B segmentte rekabet ettiğimiz, buna DSG otomatik şanzıman kombinasyonu gelecek. Yani 1.6 TDI DSG kombinasyonunu müşterimizle buluşturacağız. Hemen arkasından
yıl sonunda, yılın ilk, gelecek yılın ilk çeyreğinde Yeti SUV aracımızın yenilenmiş yüzüyle pazara sunuyor olacağız. Ve onun hemen arkasından da yine B segmentinde Skoda'nın ilk defa Spaceback, daha doğrusu hatchback ürünü olan Rapid Spaceback'i müşterilere buluşturacağız. Ve bu yenilenme devam edecek. Yılın ikinci yarısına geldiğimizde 2014'ün, ikinci yılın ortası gibi de Fabia'nın, yine B segmentte rekabet eden ürünümüz, onun da yeni kasasını, Türkiye'de lansmanını ve tanıtımını yapmış olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Audi amiral gemisi A8'in yenilenmiş halini Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni tasarımlı ön tampon, radyatör ızgarası ve daha yumuşak çizgilere sahip olan kaput tasarımı sayesinde eskisine göre daha olgun görünen A8, V8 motor seçenekleriyle beraber LED farların yanı sıra opsiyonel donanım listesine Matrix LED farları da ekliyor. 25 farklı diyotla trafik durumuna göre çalışan Matrix LED farlara önde 18, arkada 24 LED'e sahip sinyal lambaları eşlik ediyor. 12 yeni gövde rengi seçeneğine sahip olan otomobilde TFSI ve TDI motorlar görev alıyor. 3 litrelik turbo beslemeli benzinli TFSI motor 310 beygir, 4 litrelik çift turbolu benzinli V8 TFSI motor 435 beygir, 6.3 litrelik W12 benzinli motorsa tam 500 beygir güç üretiyor. Dizel motorlardan 3 litrelik olan 258 beygir, 4.2 litrelik olan ise 385 beygir gücünde. A8 hibrit ise 2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve bir elektrikli motorla hareket ediyor. Ferrari 458 İtalya'nın daha sıkı bir versiyonu Monte Carlo ya da Challenge Stradale isimlerinden birini değil, Speciale ismini alıyor. Kalbinde yatan 4.5 litrelik V8 motor 605 beygir güç ve 540 Nm tork üretiyor. Bu motor Ferrari'nin ürettiği en güçlü atmosferik beslemeli motor unvanını gururla taşırken litre başına 135 beygir güç üretiyor. Boş ağırlığı 1290 kilogram olan süper spor otomobil, saatte 100 kilometre hızı 3 saniye, 200 kilometre hıza ise 9.1 saniyede ulaşabiliyor. Yere basma kuvvetine katkıda bulunan hareketli aerodinamik eklentilerle süslenen 458'de gelişmiş çekiş kontrol sistemleri de bulunuyor. Gelmiş geçmiş en güçlü Golf olan R, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tüketicilerin karşısına çıkacak. 4 silindirli, 2 litrelik turbo beslemeli motor, 300 beygir güç ve 380 Nm tork üretiyor. Bu değerler Selefi'nden 30 beygir ve 30 Nm daha fazla. Silindir kapağı, turbo, yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi ve pistonların yenilenmesiyle 230 beygir gücündeki GTI motorundan geliştirilen bu yeni motor, 5. nesil Haldex kavramalı 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 6 vitesli manuel veya çift kavramalı DSG şanzımanla gücünü yere aktarıyor. Saatte 100 km hıza 5.1 saniyede, DSG otomatik şanzımanlı versiyonu ise 4.9 saniyede çıkan Golf'un son hızı saatte 250 km ile sınırlandırılmış. GTI'dan 5 mm daha alçak olan otomobilin çok kollu arka aksı da geliştirilmiş. ...2013 Türkiye Otokros Şampiyonası Ankara'da start aldı. 25 Ağustos Pazar günü Ankara Büyükşehir Otokros Yarışı'nda şampiyonanın iki ayağı birden koşuldu. Başkent Otomobil, Offroad ve Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, Yenikent Otokros pistinde 3 ayrı kategoride heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. 1233 metre uzunluğundaki asfalt ve toprak zeminli parkurda koşulan organizasyonda her iki yarışta da kazananlar değişmedi. Kategori 1'de Fiat Palio ile Turgay Özdemir birinci olurken Özkan Uçkan da ikinci oldu. Kategori 3'te Opel Astra GSA ile Refik Bozkurt ilk sırayı alırken Fiat Punto Kitcar ile yarışan Mustafa Göçer ikincilik kupasının sahibiydi. İlk yarışta mekanik arızaya yenik düşen Yavuzhan Caparoğlu, Subaru Impreza'lı rakibi İbrahim Şendil'in gerisinde kalmaktan kurtulamadı. 5.0640 ile İbrahim Şendil günün en iyi derecesine de imza attı. Otomobil tarihinin en azından ilk 50-60 yıllık döneminde bazı markalar sadece bazı sınıflarda otomobiller üretirlerdi. Günümüze yaklaştıkça rekabetin ayakta kalmayı zorlaştırması sonucunda otomobil firmaları mümkün olduğu kadar çok sınıfa model üretmeye çalışarak pazardan pay kapmaya,
ve bununla birlikte yeni sınıflar yaratmaya çalışır hale geldiler. Ancak bazı markalar hala da alışık oldukları, daha doğrusu uzman oldukları sınıflarda ya da belli model ailelerinde kalmayı tercih ediyor. Bunlardan bir tanesi de Fiat. Fiat gerçekten de küçük otomobil denilince en azından Avrupa çapındaki en önemli markalardan bir tanesi. Ve burada öylesine bir uzmanlık geliştirmiş ki hemen hemen ürettiği her otomobil o sınıfın en çok satanlar arasında yer bulabiliyor. En azından belli dönemler içerisinde. Şimdi yanımda Fiat 500L var. Yani küçük sınıfın yeni minivan ya da crossover örneklerinden bir tanesi. Minivan ya da crossover diyorum çünkü tasarımına baktığınızda minivanlara daha yakın bir havası var. Ancak günümüzün trendi olan crossoverlara özgü özellikler de 500L'nin kaputunun altında kendine yer bulmuş. ...500'lerin burun tasarımında ön plana çıkan en önemli unsur elbette 500'ü hatırlatan farları. Hatırlatan diyorum çünkü aslında 500'de aynı değil. 500'de daha yuvarlak farlar var ve 500'de farlar biraz daha geriye doğru elips halini alıyor. Ancak uzaktan bakıldığında kısa ve tombul burun yapısıyla bu farlar 500'de akrabalığı ortaya koyuyor. Hemen büyük farların altında benzer tasarıma sahip gündüz farları var. Bunlar LED değil. Ancak bu çiftli far yapısı bence ön tasarımı gerçekten hareketlendiriyor. Profile geldiğimizde önce boyutlardan bahsetmek istiyorum. Bu otomobilin uzunluğu 4268 mm. Aslında 500D'nin standart uzunluğu bu değil. Rockstar versiyonuna özgü bir uzunluk. Yani ön ve arka tamponun farklı yapısı normal 500D'lerden 121 mm daha uzun olmasına sebep oluyor. Aynı şekilde yükseklik de sürüş yüksekliğinin arttırılmış olmasından dolayı 13 mm daha fazla. Aks mesafesi ise 2612 mm ve aslına bakılırsa bu aks mesafesi kompakt sınıf modellerde karşımıza çıkan bir değer. Tasarım özelliklerine gelirsek 500D abartısız bir yuvarlaklığa sahip. Profilde de bu mantığı görebiliyoruz ama profilde çok önemli bazı detaylar var ki bence en önemlisi A sütunu. Fark ettiyseniz normal şartlarda otomobillerdeki A sütunu hemen bu noktadadır ve burada bir cam olmaz. Genelde küçük bir kelebek camıyla iş çözülmeye çalışılır ama Fiat ilginç bir tasarım örneği vermiş. İki tane A sütunuyla araya yerleştirilmiş bu büyük cam sayesinde içeride son derece geniş bir görünüş alanı sağlıyor. Arkaya geldiğimizde en önemli tasarım öğesinin stop lambaları olduğunu görüyoruz. Stop lambaları etrafındaki krom benzeri çerçeveyle 500'e de gönderme yapıyor. Hoş 500'dekiler böylesine yayvan değil ama en azından bir bağ kurmak mümkün. Bununla birlikte bagaj kapağının geniş alanı da elbette 500'de bağlantılardan bir tanesi diyebilirim. Ama bunun dışında kendine özgü bir tasarımla karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekiyor. Özellikle de Rockstar versiyonunda. Çünkü her ne kadar üstteki spoiler tüm versiyonlarda olsa da alttaki tampon yapısı Rockstar'a özel. Yani SUV'lara özenen bir minivana özel. Son derece büyük bu saç alanını hareketlendirmek için aynı profilde olduğu gibi bir dalga hareketi yapılmış ama bu tabii ki yeterli değil. Bunun için de büyük bir Fiat amblemi ve daha büyük bir 500L yazısı eklenmiş. 500L aileleri hedefleyen bir otomobil sonuçta bagaj hacmi oldukça önemli. Fiat'ın açıklamasına göre bu kapağın altında 412 litrelik bir hacim var. ...500'de Türkiye'de 4 motor seçeneği de satılıyor. Bunlardan ikisi benzinli, ikisi dizel. Benzinli versiyonlar 1.4 litre 95 beygir ve 0.9 litre 105 beygir gücünde. Dizel ise 1.3 litre 85 beygirle başlıyor ve bizim de kullandığımız 1.6 105 beygir gücündeki dizel motorla tamamlanıyor. Bu motor farklı Fiat modellerinde zaten kullanılıyor ve son derece aşinayız. Gücü dediğim gibi 105 beygir. Maksimum torku ise bu hacimdeki bir motor için oldukça yüksek. 320 Nm. 500'lerin iç mekanına geçtiğimizde aile adını taşıdığı 500'de aradaki tek ilintinin kokpitteki bazı tasarım detayları olduğunu söylemeliyiz. Eğer dikkat ederseniz gösterge tablosuyla birlikte orta konsolun aynı bölüm içerisinde toplandığını fark edeceksiniz. Aslına bakılırsa orta konsolu ikiye ayırmak gerekiyor. Üst kısmı evet gösterge tablosuyla birlikte ama bir de alt kısmı var. Bu alt kısımda tamamen klima kumandalarına ayrılmış. Ve daha önce birçok kez tekrarladığım gibi dairesel kumandalar
bence en kullanışlı olanlar ve Fiat'ta bu otomobilde bunu tercih etmiş. Aslına bakılırsa buradaki ekran çok büyük değil. Yani benzerlerinde daha büyük ekranlarla karşılaşıyoruz. Ancak yine de hem üzerindeki düğmeler hem de ekran üzerinden dokunmatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Peki burada ne gibi sistemleri kumanda ediyorsunuz? Öncelikle hepsinde olduğu gibi radyo ya da CD çalar, telefon gibi sistemler zaten burada yüklü. Ancak burada Fiat'a özgü bir donanım daha var. EcoDrive. Bazı başka markalarda da benzer uygulamalar görüyoruz ancak Fiat burada daha uzun süredir bu işle haşır neşir bir marka olarak ön plana çıkıyor. Ekranın hemen altında 5 tane düğme bulunuyor. Bunlar radyo, medya, settings ve more. More yani daha fazla. More'a bastığınız zaman karşınıza gelen ekranda trip, saat ve EcoDrive modlarını görüyorsunuz. Eğer EcoDrive'a tıklarsanız karşınıza gelen ekranda artık sizin performans, hızlanma, vites değişimi ve yakıt tüketimiyle ilgili bilgilerinizi görmeye başlıyorsunuz. Orta konsolun hemen alt kısmında 9 düğme daha sıralanmış. Ve genelde buradaki düğmeler Fiat'a özgü bir yerleşime sahip. Sürücüye en yakın olan City. Yani şehir içinde direksiyonu hafifletmek istediğinizde bu düğmeye basıyorsunuz. Böylece son derece hafif bir direksiyonla elbette dar alanlarda manevra yapmak kolaylaşıyor. CD düğmesinin yanında far yükseklik ayarı, onun yanında yol bilgisayarını ayarlamaya yararak set düğmesi ve sis farlarını devreye alıp devreden çıkaran düğmeler var. Elbette 4'lü ikaz lambası da burada. Sürücüye en uzak konumda ise start stop sistemini devreden çıkaran düğme var. Gelelim sürücü tarafına. Direksiyon ve gösterge tablosuna. Direksiyon simidi diğer Fiat modellerinde rastladığımız tipte yeni tip bir direksiyon simidi. Bence büyüklüğü ve kalınlığı iyi ayarlanmış ama bana göre yerleşiminde bir hata var. En azından bana uymayan bir bölüm var. Eğer fark ettiyseniz direksiyon yere tam olarak dik durmuyor. Üst tarafı biraz daha öne eğimli. Dolayısıyla ben kullanırken çok rahat edemedim. Direksiyon simidi üzerinde elbette bazı kumandalar var ve bunlar temel olarak müzik sistemine ait. Gelelim gösterge tablosuna. Gösterge tablosunda temel olarak 3 renk kullanılmış. Beyaz, kırmızı ve siyah. Hemen vites kolunun önünde 2 adet bardaklık var. Ve vites kolu da diğer Fiat modellerinde rastlamadığımız yeni tip bir tasarım. Fakat bunun hemen arkasındaki bir düğme bu 500D'yi daha özel kılıyor. Üzerinde T yazıyor. Bunun anlamı Traction Plus. Yani bu otomobilde arazi şartlarında da hareket edebilmesini sağlayabilecek kadar farklı programa sahip bir ESP sisteminden bahsediyoruz. Yani bir çekiş kontrol sisteminden. Bu sayede bu 500'de yani Rockstar minivan'dan daha çok crossover özellikleri sergilemeye başlıyor. Yani en azından hafif arazi şartlarında da ilerleyebilir bir hale geliyor. Gelelim Fiat 500'de Rockstar'ın sürüş dinamiklerine. Önce motor şanzıman ikisinden başlayalım. 1.6 litrelik dizel motor daha önce de söylediğim gibi gerçekten yüksek bir torka sahip. 320 Nm'yi sadece 1750 devir dakikada üretmeye başlıyor. Dolayısıyla aslında 1.6 litrelik hacimli motorlarda pek de rastlamadığımız bu aşamaya gelinceye kadarki dönemde yani 1000 ila 1750 devir dakika arasındaki dönemde de gerçekten yüksek bir tork üretimi var. Özellikle de benzinli motorlarla kıyaslandığında. Bu sayede henüz daha 1000 devir dakikadayken bile eğer sadece düzde bir gidiş söz konusuysa ya da çok hafif bir rampa tırmanıyorsanız gaza basmanız yeterli. Böylece bu otomobilin torku sizi sürüklemeye başlayabiliyor. 1.6 litrelik dizel motorla kullanılan 6 ileri vitesli manuel şanzıman bence işini iyi yapıyor. Vites yolları biraz uzun olmasına karşılık vites geçişleri gayet net ve yumuşak. Bu anlamda bir problem yok. Gelelim yol tutuş özelliklerine. Sonuçta 500'de yüksek yapılı bir otomobil. Üstelik Rockstar versiyonu yani bu versiyon normal versiyona göre 13 mm daha yüksek. Dolayısıyla ağırlık merkezi de binek otomobillerden daha yukarıda. Bu yüzden virajlara biraz daha temkinli girmekte fayda var. Hoş, ESP sistemi zaten standart. Ve ESP sistemine entegre devrilme önleyici bir sistem daha çalışıyor. Aslına bakılırsa ESP sisteminin bir programı. Ancak yine de virajlarda yüksek karoserin yana yatması çok fazla engellenmemiş. Elbette bunun konforla alakası var.
Dizel motorlu önden çekişli otomobillerde önden kayma normalden daha erken gelir. Çünkü dizel motorlar benzinli motorlara göre daha ağırdır. Dolayısıyla ön aks üzerine düşen ağırlık fazlalaştıkça virajlarda önden kayma da daha erken başlar. İşte bunu engellemek için hem dinamik motor torku kullanılmış hem de ESP sistemine bağlı çekiş kontrol sistemi ciddi bir yardımcı. Süspansiyonun konfor tarafına bakarsak gerçekten çok konforlu bir otomobil olduğunu net olarak söyleyebilirim. Hem bozuk zeminlerde bu darbeleri çok iyi yemiyor hem de süspansiyon sessiz çalışıyor. Düz gidişte zaten genelde otomobillerde herhangi bir problem yaşanmaz ama yine de yuvarlanma konforu dediğimiz konfor anlamında da 500'de görevini çok iyi yapıyor. Fren sistemine gelince pedala dokunur dokunmaz tepki alıyorsunuz. Bu anlamda oldukça başarılı ancak yüksek hızlardan yapılan frenlerde hem lastiklerin hem de yüksek yapının etkisiyle olsa gerek arka taraf biraz sinirli hareket etmeye başlıyor. Hoş, ESP olduğu için burada bir problem yaşanmıyor ama bazen tedirgin olduğunuz da bir gerçek. Gelelim herkesin merak ettiği yakıt tüketimi mevzuna. Bu otomobille ben 100 kilometrede ortalama 6.7 litre motorin tükettim. Elbette bu İstanbul'un sıkışık trafiğiyle birlikte otoyol ve normal köy yolları da dahil olmak üzere karma bir kullanımla ilgili. Eğer şehirler arası bir yoldaysanız bu tüketim rahatlıkla 5 litre seviyesine hatta biraz daha da altına inebiliyor. Ancak şehir içinde sürekli kalırsanız 7 litreyi biraz aşabiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında bu performansa göre son derece makul bir tüketim. Sonuç olarak 500D öncelikle sevimli bir tasarıma sahip. Oldukça konforlu ve güvenlik donanımı da oldukça zengin. Bununla birlikte iç mekanda son derece geniş bir yaşam alanı sizi bekliyor. Dizel motorlu, daha doğrusu 1.6 litrelik dizel motorlu versiyon alırsanız performans ve makul yakıt tüketimi de söz konusu. Sadece yol tutuşla ilgili beklentilerinizi biraz aşağı çekmeniz gerekebilir. Elbette direksiyon sisteminin de geliştirmesi gerektiğini söylemiştim. Fakat genel olarak aile kullanımına uygun, ferah ve konforlu bir otomobil istiyorsanız 500'de benzerleri arasında en iyi noktada olanlardan bir tanesi. Bir otoritenin daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Kaçırdığınız bölümleri ahaber.com.tr adresinde programlar sekmesinden izleyebilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz otorite@ahaber.com.tr. Haftaya görüşmek üzere.